Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Genel Koordinatörü Ahmet Poyraz, bugüne kadar 25 binden fazla projeye verdikleri 45 milyar lira hibeyle ülkede 90 milyar liranın üzerindeki yatırıma destek olduklarını söyledi. Bugüne kadar 42 ilimizde uygulanan İYİPART programlarının, Sayın Bakanımızın girişimleri ve destekleri sonucunda İYİPART 3 dönemiyle birlikte artık ülkemizin tamamından uygulanacağını bir kez daha burada ifade ediyoruz. Ülkemizdeki tarım ve gıda sektörlerinin sürdürülebilir kalkınması, tarımsal işletmelerimizin gıda güvenliği, hayvan refahı gibi kriterlere ilişkin AB standartlarına uyumu için Gaziantep ilimizin de dahil olduğu Türkiye'mizin 81 ilinde İYİPART döneminde de yatırımlarımıza destek olacağız. TKDK olarak yola çıktığımız günden bu yana İYİPART destekleriyle rekabet gücü yüksek, en yeni teknolojileri kullanan, sadece yurt içi tüketimine değil aynı zamanda ihracata yönelik işletmeleri desteklerimize devam edeceğiz. Bugüne kadar 25 binden fazla projeye verdiğimiz 45 milyar hibe desteğiyle ülkemizde 90 milyar TL'nin üzerindeki bir yatırıma destek olmuş bulunuyoruz. Bu yatırımlar sayesinde 100 bine yakın insanımıza istihdam sağlamış bulunuyoruz. İYİPART 3 programı ile de birinci çağrımıza çıkmış bulunuyoruz. Birinci çağrımızın büyüklüğü 66 milyon avro olmakla birlikte yıl içinde toplamda 248 milyon avroluk çağrıya çıkacağız bu yıl sonuna kadar. Bunu da 81 ilimizde ilk defa uygulayacağız. İçinde bulunduğumuz süreçte ise 3. İYİPART programı başlayacak. 248 milyon avro yani 8,5 milyar tutarında bir destek ülkemizde 81 ilde yatırımcılarla buluşacak. Bu amaçla ilimizde bir irtibat ofisi kuruldu. Ve 5 Nisan tarihinde başvuruları almaya başlayacak. Süt, et, su ürünleri, yumurta, meyve, sebze işleme alanlarında projesi olan vatandaşlarımızın destek almak için TKDK ile görüşüp buradaki irtibat ofisinden bilgi alması ve vatandaşlarımızın bahsettiğim Avrupa Birliği desteklerinden faydalanması bizim için son derece önemli. Bu toplantıyı da onun için tertip ettik. Projeleri ülkemize kazandırmaya devam ediyor. Öncelikle kıymetli bakanıma çok teşekkür ediyorum. Bizim bakanlık dönemimizde, vekillik dönemimizde hep İYİPART'ı Gaziantep Büyükşehir için aldırmaya çalıştık. Fakat bir türlü Avrupa Birliği bunu istemiyor, Avrupa Birliği istemiyor diye. Yaklaşık 20 yılımız geçti gitti. Ben onu kaybolan yıllar olarak görüyorum. Demek ki biz istersek yapabiliyormuşuz. O yüzden kıymetli bakanıma da bu gayreti için çok teşekkür ediyorum. Arz ediyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Hepinize ayrıca